Bu yüzden buraya alınmış. Yanlış geldi. Biz de katıldık onlara. Sıcak ilişki kuramadık. Başta yanımıza gelmediler. Fakat daha sonradan işte ellerinde ufak bir radyo vardı. Radyodan çalıyorlardı müzik. Sonra daha bir şenlendirelim ortalığı, daha bir kaynaşma olsun diye ne yapabiliriz diye düşündük. Diğer başka yerden ses sistemi tedarik etmek istedik halkın eğlenmesi için. Fakat o saat itibariyle yoktu, spontane gelişti olan. Daha sonra sadece Kürtçe değil, Türkçe müzikte çalacak şekilde bir bizim arabamız var burada yakında. Oradan arkadaşlar da verebiliriz dedi sesi. Öyle deyince iyi verelim dedik. O şekilde hem Kürtçe hem Türkçe şarkılar geçtiğinde güzel bir gece olması sağlandı efendim bu şekilde. Evet. Malumunuz son iki yılda kahraman Mehmetçiklerimizin, jandarmamızın, polisimizin ve güvenlik korucularımızın fedakar operasyonlarıyla ilçemiz ve çevresi huzura kavuştu. Artık terörün olmadığı, terörün olmadığı gibi birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin, huzurun, güvenin hakim olduğu bir Beytüşşevap haline geldik. Nasıl ki kahraman silahlı güçlerimiz, güvenlik güçlerimiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar fedakar bir şekilde çalışıyorsa, bizler de halkımızın gönlüne, aklına emperyalistlerin ve onların uzantısı olan, onların maşası olan bölücü terör örgütünün ve onların uzantılarının halkımızın kalbine ve gönlüne yerleştirdiği fitne ve fesat tohumlarını tamamen ortadan kaldırıncaya kadar mücadelemiz sürecek. Bunun içinde vatandaşlarımızı sahiplenmek, onların devletimizle, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile olan gönül bağlarını kuvvetlendirmek ve bölücü terör örgütünün psikolojik açıdan da tamamen yok olmasını sağlamak için her zaman gayret ve çalışma içerisindeyiz. Basına da yansıdı, ülke gündemine de geldi. Buradaki polis arkadaşlarımız yılbaşı gecesinde zırhlı aracımızla, polis aracımızdan oradaki gençleriyle kaynaşmak, oradaki gençleri kazanmak, oradaki gençleri devletimizle olan gönül bağını güçlendirmek için spontane de gelişse olay, güzel bir olaya, güzel bir etkinliğe imza attılar. Onları tebrik ediyorum. İnşallah Beytüşşevap'ımızda bu güzellikler her zaman ortaya çıkacak. Malumunuz son süreçte seçim yaklaştıkça PKK ve onun uzantısı olan mihraklar Kürt vatandaşlarımızı, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin asil ve birinci sınıf yurttaşı olan, vatandaşı olan Kürt kardeşlerimizi provoke etmek için türlü türlü yalanlar ve iftiralar atarak yalan yanlış haberler yaymaya çalışıyorlar. Sakarya'da bir hadise meydana gelmiş ve Sakarya Valiliğimizin de basın açıklamasında ifade ettiği gibi olayın etnik bir durumdan kaynaklanmadığı açık ve sarih bir şekilde ortaya konulmasına rağmen Kürt kardeşlerimizi provoke etmek için sözde orada öldürülen vatandaşlarımız "Ben Kürdüm" dediği için öldürüldüğü yalanını yaymışlardı. Buna en güzel cevap bu arkadaşlarımızın yılbaşı gecesinde yaptığı spontane de gelişse o olay oldu. Bizler devletimiz olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan etnik kimliği ne olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun, siyasi görüşü ne olursa olsun, bütün vatandaşlarımızın kültürel, dilleriyle alakalı ve diğer hususlarda yaşamlarına saygılıyız. Onların bu durumları bizim ülkemiz için zenginlik vesilesidir. Asla ve asla dışlama, ayrıştırma gibi bir durum söz konusu olamaz. Bunun da en güzel örneği yılbaşı gecesinde Beytüşşevap'ta oldu. Ve bu yalan yanlış iftira haberlere de
En güzel cevabı Beytüşşebap'tan verdik diye düşünüyorum. Onun için arkadaşlarımızı tebrik ediyorum ve PKK ve onun uzantısı olan, terör örgütünün uzantısı olan mihrakların Kürt kardeşlerimizi provoke etmek için ortaya koydukları bu yalan yanlış iftira haberler bu güzel hadiseyle akamete uğratılmıştır. Ve inşallah bu güzellikler Beytüşşebap'ta her zaman devam edecek. Teşekkür ederim. Evet. Buyurun. Bizimkiler de çeksin. Ya da sizden alır değil mi resim? Evet. Yani. Tamam. Tabii ki bizim aldık. Tamam. Hadi. Bunlar güzel şeyler. Gel. Kim? Ahmet Yılmaz. Sensin değil mi? Değil mi? Nasıl hissettin bunu? Tamam. Tamam. Ahmet, sen de tebrik ederim Ahmet. Buradayız efendim. Tam korkmayın, çekinmeyin. Vatandaşı kazanmak için biz buradayız. Vatandaşlarımız, evet, ihbar konusunda olsun, yakınlarda. Vatandaşlarımız artık devletimizin güveniyor, seviyor. Evet. Bizler de bunu devam ettireceğiz inşallah. Sağ olun.